Hey, selam. Ben Adal ve bu da Ketkem Süt. Evet, onunla beraber bugün Five Nights at Freddy's Security Breach'in yeni DLC'sinin, bedava DLC'sinin fragmana bakacağız. Orada kaçırdığımız detayları size göstereceğim ve bunu da Temmuz'da oynayacağız. Aralık'ta çok güzeldi. 2021 aralığında deli gibi bir seriydi. Sürekli oynuyorduk. DLC de uzun olacak gibi bayağı bekletti. Tipe bakar mısın? Neyse. Beraber izleyeceğiz. Ondan sonra da bakalım neler olacak, yorumlayacağız. Kendisi pek yorumlayamayacak gibi. Hadi bakalım başlayalım. Cassie, I hope you get this message. I'm trapped here at the pizza plex, or what's left of it. I don't have time to go into how I got here, but you've got to help me out. Save me, Cassie, please. It's so dark down here. Give up on me yet. Tamam. Temmuz'da bu arada oyunu oynayacağız. Bu kesin, net, direkt olarak Temmuz'da oyun çıkacağı zamana not alın. Direkt olarak burada canlı yayında hatta ilk bölümünü yaparız. Şimdi aradan bayağı bir zaman geçti. 2 yıl geçti neredeyse. Security Breach'i kısa bir özet geçeceğim. Security Breach Pizza Plex'e geçiyordu. Pizza Plex tamamen Fazbear Entertainment'ın kötü şöhretinden kendisini kurtaracak. Aynı anda da onlara devasa paralar kazandıracak bir atılım aslında. Öncesinde insanların çocuklarının yenildiği bir pizza mekanı olarak anıldığından dolayı, şans şöhreti tamamen yere boyladığından dolayı artık bütün hepsini unutturup daha güzel bir aile yerleşkesi, oyuncakların olduğu, işte kafeteryaların olduğu, çocukların gidip oyun oynayabileceği alanların olduğu kocaman bir AVM yapıyorlar ve bu AVM'nin içerisinde her şey var aklınıza gelen. Tabii bizim köklü arka planda olumsuz olan olaylar, animatroniklerin korkunç rüyası ve gizlenen gerçekleri altta uymaya devam ediyor. Çünkü Pizza Plex'in altında koskocaman bir sır yatıyor. O da William Afton. Evet, Purple Guy. Purple Guy biliyorsunuz bu evrende kendi kızının ölümüne sebep olan, kendi ailesinin ölümüne sebep olan çok da sevilmeyen bir karakter. Ve bizim de Gregory ana karakterimiz bilet almadan gizlice bu Pizza Plex'e giriyor. Kendisi aslında bir evsiz ve hiç kimsesi yok. Sonra o geceyi Pizza Plex'e geçirebilmek için bizim Freddy'nin içerisine sığınıyor. Ve böylelikle oyun burada başlıyor. Bir sürü macera yaşıyoruz ve Freddy bize her zaman iyi davranıyor. Bizi kolluyor kollamasına ama kendisi dahi Springtrap'e dayanamaz durumda. Security Breach'in ana oyunu 6 farklı sonla bitiyordu. Hangisinin doğru olup olmadığını şu ana kadar bilmiyorduk. Ama şu ana kadar en azından tahminlerim var. Öncelikle fragmanın başında Cassie'yi görüyoruz. Gregory'nin yardım istediği kişinin ta kendisi bu. Ama atladığı yer üst katlarda açık parçalanmış bir ara. Pizza Plex'in camlarının her yeri gazete küpürleriyle kaplanmış durumda. Büyük ihtimal evsizler burası terk edildikten sonra orayı evleri bildiler. Hatta çevrede gözüken grafitilerden de bunu anlayabilirsiniz. Önceden ışıl ışıl olan bütün Pizza Plex'e hiçbir ışığa sahip değil, karanlık. Fragmanda Roxy'yi görüyoruz. Tamamen yüzü parçalanmış durumda. Ki Security Breach'te azıcık bile yüzüne bir şey olduğunda güzellik takıntısı olan ve güzellik takıntısından dolayı daha da sinirlenen, daha agresif olan bir karakterdi. Şimdi ise yüzü paramparça, elleri kolları paramparça, endoskeleton dediğimiz içerisindeki iskeleti gözüküyor ve bu yüzden çok daha sinirli ve parçalamaya hazır bir Roxy göreceğiz. Ardından Cassie'yi görüyoruz. Ojelerini sürmüş, bilekliklerini almış ve elinde bir hackleme cihazı var. İşin ilginç kısmı Glamrock Freddy'mizin, bizim canımız Freddy'mizin amblemi de orada.
hack cihazının üstünde. Büyük ihtimal kameraları hacklememiz gerekecek ve kameraları lehimize kullanmamız gerekecek. Çünkü oyunda yenilenen bir kamera sistemi var ve bu Five Nights at Freddy's 3'tekine çok benziyor. Ki birçok kişi tarafından Five Nights at Freddy's 3 en kötü Five Nights at Freddy's oyunu olarak tanımlansa da evet, Security Breach'in içinde benzer bir sistem göreceğiz. Sol aşağıya baktığınızda intercom var. Yani sesi oraya veriyorsunuz ve dikkati oraya çekiyorsunuz. Böylelikle animatronikler oraya giderken siz başka bir kamerada güvendiğiniz bir rotaya yolunuzu çiziyorsunuz. Bu noktada sadece kafasında tüyleri kalan Monty'yi de görüyoruz. Zaten öbür oyunun başından beri parçalanmış Chica'nın daha parçalanmış halini görüyoruz ve en önemlisi, bütün bu çöplerin arasında Glamrock Freddy'yi görüyoruz. Bizi kollayan, bize sahip çıkan o animatronik. İyi niyetli animatronik ama kendisi paramparça halde çöpte duruyor. Bu durumda da sonlardan bir tanesi aklınıza gelsin. Vinny. Kendisi tavşan, etrafta dolaşıp size kötü şeyler yapmaya çalışan, sizi Pizza Plex'e tutup esir bırakmaya çalışan bir karakterdi. Ve sonlardan bir tanesinde robotlara Freddy'yi parçalattırıyordu. Parçalandıktan sonra da animatronikler zaten çöpe atılıyordu. Bu yeni gelecek eklenti paketi büyük ihtimal bu yolda ilerliyor. Şöyle diyebilirsiniz, tamam Vinny bu sonda Glamrock Freddy'yi parçalıyor, parçaladı diye bu son gerçekten ana son mu olacak? Ondan dolayı değil. Aynı sonun ilerisinde Pizza Plex kapanıyor. Belli sorunlardan dolayı kapattıklarını ve yeni sezonda açacaklarını söylüyor. Ama öyle bir şey oluyor ki yeni sezon hiç açılmıyor. Ve Pizza Plex tamamen harabeye dönecek şekilde öylesine başıboş bırakılıyor. Ama benim en ilgimi çekenlerden bir tanesi Güneş ve Ay adamımızın tamamen iki kişiliği de aynı anda götürebilmesi oldu. Ve fragmanın en can alıcı noktalarından bir tanesi. Her yer karanlık, hiçbir şey göremeyecekmişiz gibi duruyor ama bir opsiyonumuz var. Güneş ve Ay adamımızın olduğu eğlence alanı tamamen karanlıkken Vinny'nin maskesini takıyoruz ve her yer aydınlanıyor. Teknolojik bir aydınlık geliyor. Ki bu noktada neden Vinny'nin maskesi orada duruyor ve biz bunu nasıl ele alıyoruz diye sorabiliriz. Az önce Pizza Plex'in kapandığı sondan bahsediyorduk ya. Orada Gregory Freddy'nin parçalanmasını gördükten hemen sonra butona basıyor. Robotları sadece Vinny'ye yönlendiriyor. Ve Vinny de bu şekilde robotlar tarafından parçalara ayrılıyor. İşte bu noktada Vinny diye bir şey kalmadı ve parçalara ayrıldığı için maskesi de o sırada düşüyor. Security Breach'te her yerde karanlıkta koşup kaçarken Vinny her delikten istediği gibi kolayca çıkabiliyordu. Ve tek sebebi aslında bu teknolojik görüşüymüş. Çünkü o bizim gördüğümüz karanlığı görmüyordu, o aydınlık görüyordu. Tabii oyun mekaniği olarak ne olur? Outlast'ta sürekli olarak gece görüş kameranızın pilini takmak zorundasınız. Burada ise yine Vinny maskesinin pilini bulmanız lazım gibi bir şey olabilir. Yoksa sürekli aydınlık görmeniz korku mekaniğini tamamen yok edecektir. O yüzden bir pile ihtiyaç duymak büyük ihtimal oyunun ana mekaniklerinden biri olacak. Fragmanın sonunda ise bir figür görüyoruz. Bu figür tavşan benziyor. Önceden gördüğümüz tavşanları şöyle sayalım. Glitchtrap, kendisi William Afton'un ta kendisi aslında. Bir yandan da Vanessa var, yani Vinny maskesini giyip etrafta dolaşıyor. Kim olduğunu tam olarak bilmiyor çünkü Glitchtrap tarafından ele geçirilmiş ve hiçbir şekilde ne Freddy ne Chica hepsinden ayrı olarak oyunun ana karakterlerinden Bunny. Peki bu karakter tam olarak kim olacak? Neden burada? Bu nasıl bir tavşan? Bunny'yi tekrardan, ana oyunlardaki Bunny'yi, tavşanı tekrardan görebilecek miyiz? Yoksa bu bambaşka ve daha güçlü bir karakter mi? William Afton'un geri dönüşü mü? Glitchtrap'in daha önemli bir versiyonu mu? Çünkü esasında kendisi glitchleniyor dediğimiz o glitch efektine de sahip. Tüm bunların dışarısında Among Us'ı oynayanlarınız bilirler. Among Us'taki belirli mini oyunlar bu oyunun içerisinde de olacak gibi duruyor. Orada animatroniklerden kaçtığımız sekanslarda bir yandan da Among Us'taki görevleri yapacağız aslında. Belli yerleri şalterini açacağız, gideceğiz kablo birleştireceğiz. Bu görevlerimiz olacak. Bu da aslında katilin ensenizde olduğu Among Us'ı eğlenceli kıldığı gibi animatroniklerin peşinizde olduğu, katillerin aslında peşinizde olduğu bir oyun. Yani çok benzeşiyorlar ve siz de görevleri yapıp belli yerlere kaçmaya çalışacaksınız. Eğlenceli olacak gibi duruyor. O zaman Temmuz'da
bu oyun çıktığı zaman burada sizi bekliyorum. Beraber oynayacağız, beraber gerileceğiz, beraber korkacağız. Ve o zaman bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Görüşürüz, bay bay.